Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, kıymetli velilerim. Bugün sizlerle birlikte dop dolu bir program hazırladık, dop dolu bir ders hazırladık öğrencilerimize. Herkes yerine yerleşsin, güzelce otursun. Dersimiz başlıyor sevgili öğrencilerim. Bu arada dün ve önceki gün yaptığımız kitap okuma kampına, kitap okuma saatine katılım gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel bir şekilde kitap okumalarımızı her gün saat 20.15'te yapıyoruz. Bu akşam da 20.15'te yapacağız yine sizler siz velilerimize birer ödev vermiştik demiştik ki herkes en az bir kişiyi akşam kitap okuma saatine getirecek demiştik. Hadi bakalım acaba velilerimiz ödevlerini ne kadar yapıyor? Onları da akşam görmüş olacağız. Evet çocuklar şimdi beğen butonuna basarak yoklamamızı alıyoruz. Yoklamayı yapalım. Kimler burada şöyle beğen butonuna basarak burada olduklarını belirtsinler. Hadi bakalım şimdi önceden sizlerle Telegram üzerinden paylaştığım Tangram adlı metnimizi işleyeceğiz bugün. Tangram çok güzel bir oyun. Şimdi onunla alakalı size bir şeyler okuyacağım. Daha sonrasında da birlikte soruları cevaplayacağız. Başlıyoruz. <laughs> Tangram çok eski bir Çin oyunudur. Bilgelik oyunu anlamına gelir. 7 adet parçadan oluşur. Parçalar geometrik şekillerden oluşmuştur. Tahta, taş veya plastik olanları vardır. Tangram yaratıcı zeka oyunudur. Parçaları bir araya getirerek şekiller oluşturulur. Bunun için 7 parçanın tamamını kullanmak gerekir. Parçalar üst üste gelmemelidir. Balık şekilleri Deniz canlıları, insan ve hayvan figürleri yapabiliriz. Çocuklar sizler hiç tangram oynadınız mı? Yani bakın tangram buydu şu an gördüğünüz şey. Hiç oynadınız mı? Evet çok faydalı bir oyun. İlla görmüşsünüzdür oynamamışsanız da e, zevkli, eğlenceli bir zeka oyunu. Şimdi de göz sıçrama tekniğiyle yani hızlı okuma tekniğiyle okuyoruz. Hazır? Tangram. Çok eski bir Çin oyunudur. Bilgelik oyunu anlamına gelir. 7 adet parçadan oluşur. Parçalar geometrik şekillerden oluşmuştur. Tahta, taş veya plastik olanları vardır. Tangram yaratıcı zeka oyunudur. Parçaları bir araya getirerek şekiller oluşturulur. Bunun için 7 parçanın tamamını kullanmak gerekir. Parçalar üst üste gelmemelidir balık şekilleri, deniz canlıları, insan ve hayvan figürleri yapabiliriz diyoruz. Peki çocuklar şimdi sorular geliyor. Öğrencilerim sorular için hazır mısınız? Haydi bakalım birinci sorumuz geliyor. Tangram ne anlama geliyormuş? Birinci sorumuz geldi. Evet şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz. Birinci soruda Tangram ne anlama gelir sorusunun cevabı tabii ki de bilgelik oyunuydu. İkinci soruda Tangram kaç adet parçadan oluşur diye soruyor bize. Tangram oynarken çocuklar kaç adet parçadan oluşur? Az önceki metnimizde bunun cevabını vermiştik. Cevaplar geliyor şu anda sizden gelsin. 4 mü? 6 mı 7 mi çocuklar cevapları gönderin bakalım bugün farklı bir teknolojiyle sizlere ulaştım bakalım ara ara böyle de yapabilirim kendimizi geliştiriyoruz gün geçtikçe daha farklı tekniklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz evet tabii ki de tangram deyince 7 parçadan oluşur çocuklar Tangram oyunu. Bunu asla ve asla Unutmuyoruz. Okuduğumuz metini Dikkatli okursak bu sorunun Hepsinin cevabını verebiliriz Tangram hangi maddeden yapılamaz Çocuklar bize az önce Tangram'ın Yapıldığı maddeleri söyledi Peki hangisinden Yapılamaz. Çocuklar biz buna Olumsuz soru kökü diyoruz. Dikkat edin Yapılamaz diyor. Az önceki Metinde okuduğumuz kadarıyla neydi e, Tahtadan Taştan ve plastikten yapılıyordu. E burada tahtayla plastik yapılıyor. Evet. Hangisinden yapılamaz? Kumdan yapılamaz tabii ki de. O zaman cevabımız A oluyor. Peki. Son sorudan cevapları sizden almak istiyorum öncelikle. Cevaplarınızı verin çocuklar. Instagram'daki parçalarla hangisini oluşturamayız? Deniz canlıları, insan ve hayvan figürleri... Gezegen modelleri hangilerini oluşturamayız diye soruyor. Yine bakın dikkat edin, olumsuz soru kökü kullanmış yine burada. Oluşturamayız. Her öğrencilerimiz dikkatli okumazsa ki birçok öğrencimiz bu hataya düşüyor. Hemen a deniz canlıları der, aşık işaretlerlerse. Aman dikkat diyoruz çocuklar. Soruları dikkatli okuyacağız. Tabii ki de gezegen modellerinin oluşturulabileceğine dair metnimizde böyle bir şey yoktu. Evet, bu metni dediğim gibi Telegram üzerinden paylaştığımız için öğrencilerimizin önceden okumuş olmaları gerekiyor. Şimdi bugün sizlere biraz test çözeceğiz çocuklar. Neden? Çünkü test çözme tekniğine alışmanız gerekiyor. E, erken değil mi öğretmenim test? Valla bana kalsa hiç test çözdürmem ama çocukların gireceği bütün sınavlar test olduğu için e, test tekniğine alışmalarında fayda var. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden Sonra gelir diyor çocuklar. Şurayı yuvarlak içerisine alıyorum. Sonra diyor. Yani önce değil sonra. E şimdi ne yapıyorduk biz hatırlayalım. Yine bunlarla alakalı uzun uzun konu anlatımlarımızı yapmıştık. İlk harflerine bakıyorduk. Z harfi, A harfi, K harfi. Hangisi alfabede en sonda gelir? E tabii ki alfabenin son harfi olan zil. Dolayısıyla cevabımız A. Zil olur. Anlaştık mı? En sonda o gelir. Ha, yani i̇lk sorsaydı en önce hangisi gelir deseydi ağaç derdik. Çünkü A harfi var. Evet çocuklar 6. sorunun cevaplarını istiyorum sizden. Diyor ki kırmızı bayrağımızın üzerinde beyaz ay ve yıldız vardır. Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diyor. Dikkat edin çocuklar yine olumsuz soru kökü kullanmış. Nasıl ne nerede çocuklar vardır ne vardır Cevaplar gelsin bu arada bekliyorum. Hadi bakalım çocuklar önce cevaplar sizden gelsin. Kırmızı bayrağımızın üstün üzerinde beyaz ay ve yıldız vardır cümlesinde hangisinin cevabı yoktur demişiz. Ee, nerede vardır? Kırmızı bayrağımızın üzerinde. Ne vardır? Beyaz ay ve yıldız. E nasıl vardır? Çocuklar nasıl sorusunun cevabı bu cümlenin içerisinde var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan diyoruz. Ceyhan'ın C'si diyoruz biz buna kodlarken böyle söylüyoruz çocuklar. Ceyhan'ın C'si diyoruz. Nasıl? Eğlenceli mi test çözmek? Hadi biraz daha test çözelim o zaman sizlerle birlikte. Sonuçta çocuklar diyor ki mor mavi ve kırmızı arasında bir renktir cümlesinde. Yay ayraçlarının içine. Yay ayıracı ne demek? Yay ayıracı bu çocuklar. Kafanız karışmasın sakın. Yay ayracı iki tane böyle parantezi açarsak biz buna yay ayracı diyoruz. Hangi noktalama işaretleri gelir diyor. Evet çocuklar bir şey daha öğrenmiş oldular şu anda. Mor, mavi ve kırmızı. Bakın mor, mavi, kırmızı. Peş peşe benzer türden renkler sayıyor. Dolayısıyla buraya virgül gelir. Ee, mor, mavi ve kırmızı re, e, arasında bir renktir diyor. Sonuna da nokta gelir. Mor virgül mavi ve kırmızı arasında bir renktir. Ha, evet mor mavi kırmızı şeklinde söylemiyor. Mor virgül mavi ve kırmızı arasında bir renktir nokta. Dolayısıyla cevabımız virgül ve nokta gelecek. Yani bu sorunun cevabı da A şıkkı. Biliyor musunuz mavi ile kırmızıyı karıştırırsanız mor olur. İsteyen deneyebilir. Çok güzel bir soru var şimdi sırada. Sekizinci sorumuz diyor ki çantalar, araba. Önce şuraya okuyalım. Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi birden fazla varlığı belirtmektedir? Çocuklar şimdi elimde elinizde şu anda bir tane kalem var diyelim. Biz ona ne diyoruz? Kalem diyoruz. Elinize bir değil de birden fazla kalem alırsanız ne diyorsunuz? Kalemler diyoruz. Değil mi? İşte bakın bizim kelimelerin sonuna, bizim dilimizde kelimelerin sonuna gelen, hemen şöyle yapalım. Kelimelerin sonuna gelen ler, lar gibi ekler kelimeyi çoğul yapar. Yani kalem bir tane kalemi ifade eder. Kalemler birden fazla kaleme eder. Şimdi şıklara bakalım. Diyor ki hangisi birden fazla varlığı ifade eder? Çanta Lar. He, çok çanta var burada. O zaman bu birden fazla varlığı ifade eder. Araba. Araba deyince çocuklar gözünüzün önüne ne geliyor? Bir tane araba geliyor değil mi? Silgi. Bir tane silgi geliyor. Kalemler deyince evet birden fazla kalem geliyor. Teneke deyince bir tane teneke geliyor. Dolayısıyla burada cevap çocuklar çantalar ve kalemler diyoruz. Yani iki tane burada e, birden fazla varlığı ifade eden. Onun diğer adı da çoğuldur çocuklar, çoğul, çoğul. Yani birden fazla varlığı ifade eder. Mesela e, bir tane çocuk varsa bir evde, işte bir tane çocuk çoğul değildir ama çocuklar varsa o çoğuldur diyoruz. Anlaştık mı? Çok güzel. Şimdi yeni soruya dikkat ediyoruz çocuklar. Bunu siz cevaplayın. Misafir kelimesiyle aynı anlama gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Misafirle aynı anlama gelen çocuklar. Aynı anlama gelen dediği eş anlamlı kelimeyi soruyor yani. Misafirle aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeyi soruyor. Konut, ev, konuk. Haydi cevaplar gelsin bakalım çocuklar. Misafirle aynı anlama gelen kelimeyi soruyorum. Konut mu? Konut mu? Ev mi? Konuk mu? Misafirle aynı anlama gelen. Evet çocuklar cevaplar geliyor tabii ki de. Ve çok basit bunun cevabı. Sizler için artık biz eş anlamlı kelimeleri çok güzel ezberledik. Misafirin diğer adı konuktur çocuklar. Hatta bazı yerlerde konuk evi vardır. Yani misafir evi diye. Konuk odası, misafir odası gibi. Konut ve ev eş anlamlı. İkisi de ev anlamı vardır bunların. Dolayısıyla cevabımız... Ceyhan yani C şıkkı olur. 10. soru bir resimli soru. Diyor ki bize aşağıdaki resimlerden hangisi bir iş anlatmaz? Yani bir iş yapmıyor resimdeki. Bakalım bu çocuk ne yapıyor? Kitap okuyor. Evet bu arada kitap okuyor deyince bugün saat 20.15'te kitap okuma saatimize geç kalmayalım sakın. Bu çocuk ne yapıyor? İkinci çocuk deney yapıyor. Deney yapıyor. Robot ne yapıyor? Hiçbir şey. Öyle boş boş duruyor yani. Robot bir şey yapmıyor ama burada bir okuma işi var. Burada bir deney yapma işi var. Burada hiçbir iş yok. Dolayısıyla cevabımız yine C şıkkı robot olacak. Derin bir nefes alalım çocuklar şimdi. Şöyle geniş bir nefes alalım. Çok büyük büyük bir nefes alalım. Evet çünkü matematiğe geçeceğiz şimdi. Matematik dersinde çocuklar dün yaptığımız soruların devamı vardı. Onları da az sonra çözeceğiz. Merak etmeyin. Ama öncesinde benim dikkatimi çeken öğrencilerimizin birçoğu çıkarma işlemini yapabiliyor ama Çıkarma işleminde eksilen neresi, çıkan neresi, fark neresi bilmiyorlar. Değerli anneler, babalar, veliler burayı çok dikkatli bir şekilde öğrencilerimizin dinlemesini sağlayın. Evet çocuklar buraya bakın. Etrafınızda dikkatinizi dağıtan ne varsa hepsini uzaklaştırın kendinizden. E, bu arada beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyelim. Yeni katılanlar için söylüyoruz. Yoklamamız o oluyor bizim. Çocuklar, bir çıkarma işleminde en üstteki eksilendir. Yani yukarı en yukarıya yazdığınız eksilendir. Onun altına yazdığınız çıkandır. En sona yazdığınızda farktır. 9'dan 2 taneyi çıkarırsak 8, 7 olur. Buraya 7'yi yazıyoruz. Dolayısıyla burada cevap 7'dir. Anladık mı? Aynısını şu tarafa yapalım şimdi. Eksilen yani en üstteki 8. Çıkan 1 çıkarırsak fark ne olur 8'den 1 çıktığında 7. E bunun cevabı da 7'ymiş. Buraya da 7 yazıyoruz. Anladık mı? En üstteki her zaman eksilendir. 6 eksilen. 6'dan 6 tane çıkarırsak ne kalır? Evet, ne kalır çocuklar? Merak ediyorum bunları kim bunu kimler yapabilecek? 6 taneden 6 taneyi çıkarırsak ne kalır sevgili öğrencilerim? Evet, evet, evet cevapları istiyorum. 6 taneden 6 taneyi çıkarırsak tabii ki 0 tane kalır. Cevabım 0 olur. Yani fark 0 olur buna da yapıyoruz hemen eksilen 9 çıkan 5 çıkarırsak ne olur çocuklar bu arada değerli veliler eğer hızlı gittiğimi düşünüyorsanız şu anda yani dersi hızlı yaptığımı düşünüyorsanız bu derslerin hepsi kanalımızda kayıtlı geçmişe dönük de senenin başından beri yaptığımız çizgi çalışmalarından itibaren yaptığımız bütün çalışmalar kayıtlı oradan bakabilirsiniz örneğin öğrenci yumuşak G harfini hala anlamadı mı? Geçmişe dönük oynatma listelerine tıklayın. YouTube kanalımız Uzaktan Öğretmenim kanalında hepsini bulabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Zaten ben bu derslere geri dönüşümlü ders diyorum. Takılınca geçmişe dönük bakıp öğreniyorsunuz. Evet 9'dan 5'i çıkaralım. 4 kalıyor çocuklar. Farkada 4 diyoruz. Anladık mı? Peki devam ediyoruz şimdi. Bazı sorularımız var şimdi burada. O sorularımızı cevaplayalım birlikte. Yine 4 tane soru var. Diyor ki 15 eksi 8 işleminin sonucu kaçtır? Ne demek 15 eksi 8? Bu demek çocuklar. 15 eksi 8 eşittir. 15'ten 8 tane çıkarıyoruz. Haydi 15'ten 8 tane çıkaralım. 14, 13, 12, 11, 19, 8. 7 kalır çocuklar. 8 tane parmağımı tek tek katladım. Ve 7 cevabını buldum. Peki çıkarma işlemi eksi ifadesiyle sorulur azaltma ifadesiyle de sorulur. Yani 16'yı 7 tane azaltırsak deyince de eksi yani çıkarma işlemi yaparız. Çünkü azaltmak da bir nedir çocuklar? Çıkarma işlemidir. 16'dan 7 tane çıkaralım. Çok basit. 16'dan önce 6'yı çıkarırız sonra bir tane daha çıkarırız. 9 tane cevabını buluruz. Çocuklar şimdi eksi ve eksiği bu eksiği deyince de yine çıkarma işlemi yaparız. Yani 20'den 20'nin 9 eksiği nedir diye sorduğunda çıkarma işlemi yaparız. Öğrencilerimiz bunu bulurken velilerimize bir dipnot veriyorum değerli veliler. Öğrenciler, öğrencilerin her hani 10 öğrencinin 9'u çıkarma işlemini yapıyor zaten. Onda sorun yok. Toplamayı da yapıyor. Ama çok az öğrenci problemde nerede neyi kullanacağını biliyor. İşte onun için şu anki ders çok önemli. Eksi deyince, azaltmak deyince, eksiği deyince ve az sonra göreceğimiz şeylerde yine çıkarma işlemi yapılır. Bu arada cevaplar gelmeye devam ederken hemen yazalım. 11 cevabını buluyoruz 20'den 9'u çıkarınca. 14 eksi 6 14'ten 6'yı çıkaracağız şimdi de. Çocuklar 14'ten 6'yı çıkarmanın kolay yolu. Önce 14'ten 4'ü çıkarırsınız. E sonra 4'ü çıkardık ya burada 2 tane kaldı. 14'ten sonra da 10'dan ondan da 2'yi çıkarıp 8 cevabını bulursunuz. Tamam mı? Bakın bir tane daha yapalım şuradan. 17'den 6 çıkarsa 17'den 6'yı çıkaracağız. 11 cevabını bulacağız. 13'ü 5 azaltırsak 13'ü 5 tane azaltırsak da cevabımız yine 8 olacak, anlaştık mı? Hadi bakalım şimdi, şimdi bir tane daha e, o daha sonra sizde çocuklar sizden gelen soruları, sizden gelen resimleri akşam göstereceğim size e, şeyde okuma saatinde saat kaç demiştik okuma saatimize. biliyorsunuz artık herkes bir tane arkadaşını, eşini, dostunu getirecek 20-15. Evet şimdi zor sorulara başlıyoruz, hazır mıyız? Uzaktan öğretmenim özel soruları geliyor. Şimdi. Evet çocuklar dün bu tarz yeni nesil sorularla sizleri tanıştırmıştım. Ara ara da yapıyoruz bunları zaten. iş ne demiştik? Dün bir hatırlayalım çocuklar. Şimdi yeni sorular gelecek. Şu an gördüğünüz gibi Zeynep'in, Ülkü'nün, Zümra'nın, Çınar'ın ve Eylin'in bir saatte okudukları sayfa sayılarını vermişiz. Peki şu soruyu soracağım şimdi size. Bakın hepsinin okuduğu kitap sayfa sayısı kitabın üzerinde yazıyor. Sorumuz şu. Çocuklar en çok okuyan ile en az okuyan öğren Cin'in toplamını soruyorum. Süreniz başladı. Tam 30 saniye veriyorum bu sorunun cevabı için sizlere. En çok kitap okuyan öğrenci bakıyorsunuz şurada. En çok hangisi okumuş acaba? Evet buldum ben. E, en az okuyan onu da buldum tamam tamam. Bu ikisinin toplamını soruyor size. Evet sevgili öğrencilerim benim uzaktan öğretmenim öğrencileri. Uzaktan öğrencilerim benim. E, bugün sizlerle birlikte dolu bir çalışmaya devam ediyoruz. Bu soruları insan Instagram adresimiz üzerinden, Telegram adresimiz üzerinden ve Facebook adresimiz üzerinden de paylaşacağım. Sizlerle çıktı almak isteyenler Telegram'dan tabii ki daha rahat çıktı alabilirler. Çünkü bu soruların hepsi bir hazine değerinde. Ne sorduk? En çok okuyan Eylül yani 30. En az okuyan da Zeynep yani 12. İkisini toplayacağız. Şu köşede toplayacağım. 30 artı 12 eşittir. 42 cevabını veren öğrencilerimi kutluyorum çocuklar alkışlıyorum. Şimdi bununla alakalı dün birkaç soru çözmüştük. Şimdi sıradaki sorumuz da buydu. Yeni soru geldi çocuklar bununla alakalı. Evet biraz zor sorulardır. Böyle çok az önceki basit sorular gibi değildir bunlar. Biraz öğrencinin anlaması, gözlemlemesi, analiz yapması ve birçok içerisinde beceriyi bir arada bulundurması gerekiyor. Bunun için işte uzaktan öğretmenim kanalı yeni nesil sorularla devam ediyor. Ve ikinci sınıf öğrencilerimiz de yine burada bayağı zorlanıyorlar. İkinci sınıf birinci sınıf hiç fark etmez. Hatta bu soruyu üçüncü sınıf öğrencilerin birçoğu da Çözemeyecektir diye düşünüyorum. Ama dikkatli olursak herkes çözer çocuklar. Ben sizlere güveniyorum. Soru şu. Eylül'ün kitabı 50 sayfa olduğuna göre. Eylül'ün kitabının tamamı 50 sayfaymış çocuklar. Okuması gereken kaç sayfası kalmıştır? Bak düşünün şimdi. Eylül'ün 30 sayfa okumuş kitapta. E kitabı 50 sayfaymış. Eylin'in okuması gereken kaç sayfası kalmış diye soruyorum. Haydi bakalım sevgili öğrencilerim bunları yaparsınız. Sizler yaparsınız. Yani 30'u 50'ye tamamlayacağız çocuklar. 50 sayfalık bir kitabın 30 sayfasını okumuş isek geriye ne kadar kalır diyor. Yapmam gereken işlem 50 sayfalık kitaptan 30 sayfayı yani okuduğu kısmı çıkarırsam eğer geriye kalan da okuyacağı kısım olur. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır kalır. Beşten üç çıkarsa iki kalır. Demek ki Eylül'ün okuması gereken 20 sayfası daha varmış diyoruz. Evet çocuklar harika çok güzel bir soru tipi dediğim gibi bu. Öğrencilerimizi bu soru tipleriyle daha çok buluşturmak üzere sizlerle önümüzdeki haftalarda da gene çalışmalara devam edeceğiz. Şimdi bizlere dediğim gibi YouTube... Telegram, Instagram ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Tabi YouTube kanalımıza hala abone değilseniz ki abonesinizdir diye düşünüyorum. Abone olabilirsiniz. Son olarak da size bir işlem yapacağım ve dersi bitireceğim. Çocuklar iki basamaklı sayıları toplarken dikkatli bakıyoruz buraya lütfen. İki basamaklı sayıları toplarken ve çıkarırken bakın mesela şurada. 35 ile 23'ü toplayacağım. Burada da 48 ile 32'yi çıkaracağım. Bakın çok mu zor? Hayır tabii ki de çok kolay çocuklar. Nasıl yapacağız peki? Öncelikle bir toplamadan başlayalım. Birler basamağı burasıydı. 5 ve 3. 35 ve 23 sayısının birler basamaklarını toplayacağım. 5 ve 3 daha 8. 3 ve 2 daha 5. Demek ki 35 ile 23'ü toplarsak 58 cevabını buluyoruz. Öğretmenim çıkarma nasıl? Çıkarma da aynısı çocuklar. Hiçbir fark yok. Sadece 8 sayısından 2'yi çıkaracağız bu sefer. 8 taneden 2 taneyi çıkarırsak 6 cevabını buluyoruz. burada da onlar basamağına bakıyoruz şimdi. 4'ten de 3 tane çıkarırsak 1 buluyoruz ve 16 cevabını buluyoruz. Öğretmenim eldeli toplamaya ne zaman geçeceğiz? Çocuklar müjde. Eldeli toplamaya, eldeli toplamaya bu evet hazır olun. Bu pazartesi günü geçeceğiz. Pazartesi günü eldeli toplamaya sizlerle geçeceğiz. Bununla alakalı yine bir çalışma yapacağız sizlerle birlikte. Çok güzel bir çalışma olacak. Bugünlük bu kadar diyelim. Ama bugünlük değil özür dilerim. Akşam 20.15'te herkes eşini dostunu haber veriyor. Kaçıncı sınıf olduğu veya okula gidip gitmediği bile önemli değil. 20.15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.